Saat 9 parametrede karşınızdayız. Günaydın. Deniz Zehre Kalkan Çelik'le birlikte saat başına dek karşınızda olacağız. Günün gelişmelerini ayrıntılı yorumlarıyla sizlere aktarmaya, iletmeye çalışacağız. Tek gündem var. Seçim sonrası koalisyon kurulacak mı? 45 gün içinde meclis başkanı önce kim olacak? Ardından Cumhurbaşkanı görevlendirmeyi yapacak. Koalisyon çalışmaları nasıl noktalanacak? Nasıl devam edecek? Bu koalisyon kurulacak mı? Soru bu. Günlerdir bu sorunun cevabı aranıyor. Ve meclis başkan adayları da belli oldu. MHP Ekmelettin İhsanoğlu dedi. CHP adayımız Deniz Baykal dedi. Zaten HDP daha önce açıklamıştı Dengir Mir Mehmet Fırat ismini. Şimdi AK Parti'nin adayının netleşmesi bekleniyor. Ankara'dan arkadaşlarımızın aktardığı iki isim öne çıkıyor. AK Parti'de Nabi Avcı ve Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ismi. Dolayısıyla AK Parti'nin de bugün yarın adayını açıklaması bekleniyor. Deniz Baykal'ın olması acaba AK Parti-CHP koalisyonunu biraz daha yakın olduğu ihtimalini mi doğurdu? Bunun sinyali mi deniyor? Bunu da soracağız, değerlendireceğiz. Kemal Kılıçdaroğlu bu Deniz Baykal'ın aday olması AK Parti ile koalisyon başka bu anlama gelmiyor dedi. Ve AK Parti ile CHP koalisyon ihtimalinin zayıf olduğunu söyledi. Bugün Milliyet'te yer alan açıklamasında. Deniz Baykal'ın açıklamaları var. Demokrasimizi yeni aşamaya geçirmekle yükümlüyüz diyor. Bugün Milliyet'te yaptığı açıklamalarda yine. Ve pazarlık iddialarını Cumhurbaşkanı ile görüşmesinden sonra ortaya çıkan pazarlık iddialarına da büyük yalan şeklinde yanıt veriyor. Dolayısıyla koalisyon çalışmalarında Deniz Baykal'ın meclis adayı olması CHP AK Parti koalisyon ihtimalini biraz daha mı yakınlaştırdı sorusunu biz de yönlendireceğiz. AK Parti koltuk sayısını arttırmak için bakanlıkları bölebilir. Bu haber bugün iki gazetede, Hürriyet ve Türkiye gazetesinde var. Ayrıca AK Parti'de 3 dönem kuralının kaldırılması gündeme gelebilir. 3 dönem kuralının tartışıldığı belirtiliyor. Dolayısıyla koalisyonu hızlandırmak için acaba bakanlıklar bölünecek mi? Kültür ve Turizm Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı gibi bakanlıklar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ayrılacak ve bakanlık sayısı 25'e çıkarılacak mı? Soruları gündemde. Biz de bu soruları yönelteceğiz. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları var. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi'nin bugünün manşetinde yer aldığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koalisyon kurulmasına engel olmayacağım, zorluk çıkarmayacağım, anayasal çizgimde kalacağım mesajını CHP'ye ilettiği iddiası yer alıyor Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde. Ve dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar var. Bir an önce koalisyon kurulmalı, bir an önce hükümet kurulmalı, olmazsa son sözü millet söyler diyor. Dolayısıyla bu haberler doğru mu? Bu adım, bu açıklamalar, bu sinyal doğru mu? Onu da yine soracağız. Yine sınav, yine TEOG, yine öğrencilere çile. Velilere de çile. Bir soru için dava açılmıştı. Mahkeme kararı beklendiği için sınav sonuçları açıklanmadı. Mahkeme kararı bekleniyor. Özel okullarda kayıtlarını durdurdu. Şimdi mahkeme kararı ne zaman gelecek? Ne zaman sınav sonuçları açıklanacak? Ne olacak sorusu gündemde. Yine karışıklık. Yine bir sınavın ardından tartışmalar gündemde, konuşacağız. RTÜK'te yeni yapı. Acaba nasıl gelişmeler oldu? Seçim sonrasında değişen meclis sandalye yapısı, meclis yapısı sonrasında kurumlarda da bir takım değişiklikler olacak ve bunun ilk sinyalini RTÜK'te göreceğiz. Bu değişiklik ne? Bu sorunun cevabını da sizlere ileteceğiz. Amerika Fransa'yı dinlemiş. 3 Cumhurbaşkanı'nın bütün konuşmaları dinlenmiş. Fransa tepkili. Paris çıldırdı. Dolayısıyla bu dinlemeler dünyaya da yayılmış. Herkes birbirini dinlemiş zaten. Dolayısıyla son açıklamada Amerika Fransa'yı dinlemiş şeklinde bugün gazetelerin birinci sayfasında var. Ve Berlusconi eski eşin ayda 1.4 milyon euro ödeyecekmiş. Bu da bugün öne çıkan haberlerinden biri. Ve ekonomide manşet, gündem Yunanistan. Biliyorsunuz Tsipras son bir hamle yapıp Avrupa Birliği'ne yeni öneriler sunmuştu. 8 milyar euroyu bulan bir tasarruf paketiydi bu. Avrupa Birliği olmaz, yetmez dedi. Kendi isteklerini bir kez daha Yunanistan'a iletti. Vergiler daha çok artsın, maaşlar daha çok kısılsın, özelleştirmeler daha hızlansın şeklinde bir dizi öneriydi bu. Tsipras'ın önerisine Avrupa Birliği olmaz, yetmez, benim isteklerim bu dedi. Liderler zirvesi bugün. Maliye Bakanları bir karar veremiyor. Bakalım Yunanistan buna ne diyecek diyor. Tsipras herhalde bizim iflas etmemizi istiyorlar.
açıklamasını yapıyor. Anlaşmak istemiyorlar açıklamasını yapıyor. Otel ve restoranlarda KDV artacak Yunanistan'da. Avrupa Birliği daha da artsın diyor Yunanistan'ın önerisinin üzerine. Yunanistan'da artık tatil de çok ucuz olmayacak, pahalı olacak. Dolayısıyla Yunanistan ne olacak? 30 Haziran'a az kaldı. İflas edecek mi, etmeyecek mi? Bir plan üzerinde anlaşma sağlanacak mı, sağlanmayacak mı? Ekonominin ana gündem başlığı ama sağlanacak beklentisi biraz daha güçlü. O yüzden dolar hala 2.67'de. Borsada yükseliş 84 bine doğru devam ediyor. Parite 1.12'de Yunanistan'ı bekliyor. Amerikan Merkez Bankası ne yapacak? Amerika'dan gelen veriler Fed'in faizi çok hızlı arttırmayacağı beklentisini, sinyalini aslında biraz destekliyor. Dün gelen revize büyüme rakamları ve çekirdek enflasyon verileri tabloyu çok fazla değiştirmedi. Başlıkların, bugünün gündeminin özeti bu. Yorumları gelsin. Hakan Çelik, Deniz Zeyrek. Günaydın. Günaydın. Günaydın Ebru. Açıklamalar, tartışmalar, sorular. Sorularımı aslında sordum. Hepsini biliyorsunuz. Şimdi... Adaylar belirlendi, meclis başkanı adayları. MHP Ekmelettin İhsanoğlu dedi, CHP Deniz Baykal adayımız dedi. HDP daha önce açıklamıştı zaten. AK Parti'de iki isim öne çıktığı belirtiliyor. Dün Hande Fırat'ın aktardığı Nabi Avcı ve İsmet Yılmaz onun yanında iki isim olarak öne çıktığı belirtiliyor. Şimdi Deniz Baykal ismi, Deniz Baykal, Baykal aday olarak gösterilince acaba, şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da bir görüşme olduğu için AK Parti-CHP koalisyonu daha mı yakın sorusu akıllara, gündeme geldi. Hemen sorayım size. Bu ihtimal daha mı güçlendi? Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde Erdoğan'ın mesajları, bu habere ilişkin ne diyorsunuz? Anayasal sınırlarıma çekileceğim, koalisyon için zorluk çıkarmayacağım. AK Parti-CHP koalisyonuna biraz daha yaklaşan açıklamalara ne diyorsunuz diye sorarak başlayayım. Deniz? Ebru, biliyorsun başbakan milletvekilleriyle görüşmeye başladı. 50'şer kişilik gruplar halinde milletvekillerinin görüşlerini dinliyor. Onların koalisyon konusundaki önerilerini dinliyor. Şimdi benim gözlemim şu, AK Parti'de MHP ile koalisyonun daha uyumlu olacağını söyleyenlerin sayısı hayli fazla. Ama bir avantajlar, dezavantajlar listesi yayınlandığında uzun vadede AK Parti'ye zarar verecek dezavantajları olduğu uyarısı yapan milletvekilleri de olmuş. Yani işte CHP'nin parti disiplini olmaması, işte Kılıçdaroğlu'nun tırnak içinde söylüyorum, AK Partililerin görüşü olarak aktarıyorum, güven vermediği gibi bir takım eleştiriler söz konusu CHP'ye. O nedenle de hani koalisyon yapılırsa eğer bunlar dikkate alınsın, bunlar konusunda ciddi sağlam güvenceler alınsın gibi kaygılar var. Diğer taraftan da eğer MHP ile yapılırsa AK Parti'nin zaten 7 Haziran'da kaybettiği Kürt seçmenlerin bir daha partiye dönüşünün mümkün olmayabileceği uyarısı var. CHP ile yapılırsa koalisyon uluslararası toplumun, uluslararası camianın, Türkiye algısının pozitif yönde değişebileceği tespiti var. Bunlar alt alta yazıldığında benim izlenimim, yani bir gönülden geçen var, bir de mantıklı olan var AK Parti açısından. Gönüllerinden MHP geçiyor, mantıklı olan da CHP gibi aktarıyorlar. Bakalım yani finalde... Gönül mü kazanacak, akıl mı kazanacak? Onu koalisyon ihtimali netleştiğinde, daha doğrusu Ahmet Davutoğlu resmi görevi aldıktan sonra ortaya çıkacak. Kılıçdaroğlu ve Bahçeli ile görüşme yaptıktan sonra. Benim bildiğim kadarıyla Kılıçdaroğlu, Davutoğlu kendisine hükümet teklifiyle geldiğinde bir baş başa görüşme talep edecek. O baş başa görüşmede... Evet, yani kurmaylarıyla gelecek elbette. Kurmaylarıyla bir görüşme yapacaklar ama benim edindiğim izlenim, Kılıçdaroğlu Ahmet Davutoğlu'yla bir hani ikili bir görüşme yapmak isteyecektir. O görüşmede de yani kendi aklındaki kaygıları ve teklifleri paylaşacaktır.
yani yeni bir sayfa açmanın yollarını kendisine göre, Kılıçdaroğlu'na göre yeni bir sayfa açmanın yollarını anlatacaktır. Öyle bir izlenim edindim son yaptığımız görüşmede. Ve AK Parti'den de Kılıçdaroğlu'na, CHP'ye, Cumhurbaşkanı koalisyon çalışmaları sırasında herhangi bir olumsuz etkide bulunmayacak, koalisyon çalışmaları konusunda tamamen baş başayız mesajı da iletmiş olabilir. Yani önceki gün bizim de yazdığımız haberlerde bugün Cumhuriyet'in başlığına taşınan bilgi mevcuttu. Haliyle yani Meclis Başkanı seçilmeden ve resmi koalisyon görüşmeleri başlamadan önce Ankara'da böyle bir tablo var. Kesin olan şey şu, muhalefet kanadından bir hükümet çıkmayacağı konusunda CHP'de ikna olmuş. Yani Kılıçdaroğlu %60'ın hükümetini kuralım diye işte Bahçeli'ye başbakanlık bile önerdi. Ama netice itibariyle dün itibariyle geldiği noktada Kılıçdaroğlu artık muhalefet cephesinde bir hükümet olmayacağını anlamış durumda. Bundan memnun mu diye sorarsan memnun görünmüyor. Ama hani rasyonel olmak gerekiyor, gerçekçi evet. olmak gerekiyor. O nedenle de kabul etmiş durumda. Bahçeli'nin buna hiçbir şekilde yanaşmadığını Kılıçdaroğlu kabul etmiş durumda. O nedenle karşı tarafa bakıyor. Yani AK Parti'nin büyük ortak olacağı bir koalisyon olur mu olmaz mı ona bakıyorlar. Ama bir yandan da Baykal'ın adaylığı bizim, başka koalisyon başka zayıf ihtimal görüyorum. AK Parti CHP koalisyonunu. İşte onu oraya oraya gelecektim ben de. Dün bizim Hürriyet yazarı Şükrü Küçükşahin'le görüşmüştü. Ona da böyle bir açıklama yapmış ama ben bu açıklamadan şunu çıkarıyorum. Sanki Kılıçdaroğlu şundan endişe ediyor. Bir koalisyon kurulursa AK Parti'de bu Baykal sayesinde olduğu görünümü ortaya çıkacak endişesi var. Yani Baykal işte Tayyip Erdoğan'la görüştü. Sonra meclis başkanlığı adaylığı konusunda ısrarcı oldu. Kamuoyunda işte Baykal AK Parti ile CHP'nin arasını buluyor gibi bir atmosfer ortaya çıktı. Benim anladığım bu senin bahsettiğin açıklamadan, Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından, Kılıçdaroğlu eğer kurulacaksa bir AK Parti CHP koalisyonu bunun Baykal sayesinde olduğu izlenimini yıkmaya çalışıyor o açıklamasıyla. Yani bir koalisyon kurulacaksa bu CHP'nin ve AK Parti'nin bir orta yol bulmasından kaynaklandığı mesajının altyapısını oluşturuyor. Aksi takdirde CHP'nin geleceğine dair bir takım tartışmalar başlayabilir. İşte Baykal yeniden CHP'de öne çıkabilir endişesi konuşulmaya başlandı bile. O nedenle de bence önlem alıyor. Hakan, bu konudaki görüşlerimi söylemeden önce Kobani'de bir gelişme var. Ondan bahsedelim isterseniz. Bir yeni gelişme. Orada bir intihar saldırısı haberi geldi. Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı noktada IŞİD'in düzenlediği bir saldırıda ki bu saldırının intihar saldırısı olabileceği haberleri var. Çok sayıda ölü ve yaralı olduğu haberleri geldi. Bu sıcak ve yeni bir gelişme. Bu arada Rakka'da ki IŞİD'in çok güçlü olduğu bir yer, Rakka'dan da Kürtlerin boşaltılmakta olduğu yani terk etmeye zorlandığı haberi bir başka yeni gelişme. Dünden bu yana o konuşuluyordu ama daha da hızlandığı haberleri var. Dolayısıyla Kobani ve Rakka eksenindeki bölgede çok şiddetli yeni çatışmalar olacak gibi görünüyor. Burada sivillerin hayatını kaybetmesi, sivillerin öldürülmesi riski var. Bugünün yine sıcak ve önemli hem Türkiye içinde hem Türkiye'nin sınır ötesinde takip edilmesi gereken bir önemli sıcak gelişmesi. Şimdi bu ben de istersen koalisyonla ilgili görüşümü çok kısaca aktarayım. Meclis Başkanlığı konusunda Adalet ve evet. Deniz Baykal'ın adaylığı tabii. konusunda görüşünü merak ediyorum. Çünkü hani bazı isimlerin istemediği çok da olmayacağı beklentisi vardı. Bu dile getiriliyordu. Dolayısıyla Baykal'ın aday olması CHP içinde nasıl karşılandı? Temel bir destek ve istekle mi oldu?
Cumhuriyet Halk Partisi içinde Baykal'ın adına ismine karşı çıkanlar var elbette. Bu eski dönemlerdeki tartışmalarla da ilgili bazıları da bu yeni dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmüş olması ve oradan sonra meydana gelen gelişmelerin parti içi disiplini bakımından uygun olmadığı, pek hoş karşılanmadığı, ondan sonraki açıklamaların da pek desteklenmediğini biliyorum bazı milletvekilleri tarafından, ama bunların sayısı çok değil. Yani bir seçim sırasında bazı fireler de meydana gelebilir. CHP'de Baykal'a destek vermeyebilirler ama seçim sonucunu etkileyecek nitelikte olacağını tahmin etmiyorum. Bu daha çok parti içi bir tartışma olarak biraz daha sürecek, kalacak gibi görünüyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde Nabi Avcı ve İsmet Yılmaz'ın yanı sıra bir üçüncü isim daha konuşuluyor kulislerde. Volkan Bozkır, Avrupa Birliği Bakanı. Volkan Bozkır'ın da adı geçti. Dolayısıyla şimdi Başbakan Davutoğlu partililerle görüşmelerine devam ediyor. Bu ismin hangisinin olacağını bu görüşmelerin de sonucuyla başbakan belirleyecek ve bunu kamuoyuna açıklayacak, duyuracak. Son soru şuydu, Deniz'in de değerlendirdiği: Adalet ve Kalkınma Partisi ile MHP mi CHP mi? Yani zaten iki haftadır bunun üzerinde akıl yürütmeye çalışıyor. Mantık evliliği mi, aşk evliliği mi? Çalışır diye. Evet. Ebru ne yaptın? O zaman... Biz koalisyon üzerinden gidecek olursak İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan mutlu bir evlilik istiyoruz demişti ya, biz uzun süredir tabii koalisyonu unuttuğumuz için partilerin birleşmesi falan gibi algılanıyor. Bir nesil zaten bilmiyor koalisyonu, biz de unuttuk. O yüzden merak ediyoruz, belki de çok soru soruyoruz. Pardon Hakan, kestik seni, aşk evliliği mi mantıkladı mı diye. Buyur. Rica ederim. Şimdi partilerin tabii birleştiği falan yok. Bütünüyle farklı görüşleri olan iki parti pekala bir araya gelebiliyor ve diyor ki Türkiye'nin geleceği için seçmenler bize bir şey verdi, belli bir oy verdiler. Hiçbir partiye tek başına iktidar kurma etkisi verilmediği için en çok oyu alan birinci partiyle en çok oyu alan ikinci parti pekala bir araya gelebilir ve aralarında derin görüş ayrılıkları, fikir ayrılıkları olsa bile, seçim öncesinde birbirlerine çok sert ifadelerle saldırmış olsalar bile, bunlar bir hükümeti, bir koalisyonu kurmaya engel teşkil edecek şeyler değil. Bunun dünyada örnekleri var. En iyi işleyen örneklerinden biri Almanya'dır. Hı. Almanya'da muhafazakar, merkez sağ partilerle Sosyal Demokrat Parti bir araya gelip bir koalisyon hükümeti kurdular. Ve Almanya'nın en netameli konularında da bu koalisyon hükümeti önemli bir başarı elde etti. Mesela dış politikada sosyal demokratların önemli bir etkinliği var. Ekonomide de aynı şekilde hem sosyal demokratlar hem muhafazakarlar bir arada çalışıyorlar. Maliye politikalarını da birlikte yürütüyorlar. Tabii Türkiye'nin yani demokratik birikimi ve bazı özellikleri Avrupa'nın ülkelerinden farklı olabilir. O nedenle güçlükler olduğu düşünülebilir, sanılabilir. Bu kaygılar da haklıdır ama Türkiye bunları da başarabilecek bir ülke. Türkiye'de ilk defa bir koalisyon denenmeyecek. Daha önce kurulan koalisyonların başarılı olduğu alanlar oldu. Evet, çok uzun ömürlü olmadılar ama koalisyon dönemlerinde parlamentoda, meclisimizde önemli yasalar çıkarıldı, önemli reformlar yapıldı, önemli ekonomik başarılar da elde edildi. Ben bir AK Parti CHP hükümetinin mümkün olabildiğini düşünüyorum, mümkün olabileceğini düşünüyorum. Senin ifadenle bir mantık evliliği yapabilir iki parti ve bu belli bir ömrü olur bu mantık evliliğinin. Yani bir tam yasama yılı dönemi boyunca gitmeyebilir belki. Her halükarda biz bir erken seçime gideriz ama bu süre içinde ekonomide belli bir istikrar görüntüsü sağlanabilir ki şu anda piyasaların moda ifadeyle satın aldıkları ihtimallerden biri bu olduğu için daha dengeli bir beklenti içinde, daha böyle oynak bir piyasa hareketi yok dikkat ederseniz. Yani makul bir zaman içinde piyasa siyasi aktörlerin ne yapacağını bekleyecektir. Reform yapılabilir, ekonomide ve dış politikada el atılamayan konularda bir performans ortaya koyabilir AK Parti, CHP hükümeti. Ve meclis başkanı kim olur Hakan? Çözüm süreci. Başbakan AK Parti'den olursa eğer, ki öyle olma ihtimali çok daha kuvvetli bir AK Parti, CHP koalisyonunda, meclis başkanı bu durumda muhalefetten bir isim olur. Deniz Baykal'ın olma ihtimali olabilir.
Son tura kadar tabii bakmak lazım. Orada Ekmelettin İhsanoğlu gibi yine Milliyetçi Hareket Partisi'nin CHP'de ve MHP'de de kabul görebilecek bir ismi olduğunu unutmayalım. HDP'nin adayı Dengirmir Mehmet Fırat'tı ama Dengirmir Mehmet Fırat'ın sanıyorum ki şansı diğer adaylardan daha az. Burada Deniz Baykal ve Ekmelettin İhsanoğlu seçenekleri öne çıkar. AK Parti'den, Başbakan'ın AK Parti'den olacağı ihtimali kuvvetlidir. Dolayısıyla burada çözüm sürecinden bahsediyordum. AK Parti ve CHP çözüm sürecini belli bir olgunluğa doğru götürebilir. Yani hiç değilse geri gitmemesi, geriye dönülmemesi ve belli adımların, yani bir tek parti hükümetinde olduğu kadar belki hızlı adımlar atılamayabilir ve belki de atılır. Bu da belli olmaz. Buna yani bir ön yargıyla yaklaşmamak lazım. Dışarıdaki konjonktürün de belli bir etkisi var ama Türkiye'nin ben çözüm süreci dediğim zaman demokratikleşme adımları demek istiyorum. Sadece Kürtlerin yaşadığı bölgelerin, oradaki yaşama alanlarının demokratikleşmesinden söz etmiyorum. Evet. Türkiye'de demokratikleşme beklentisi olan toplum kesimleri var. Aleviler var, başka toplum kesimleri var. Bu alanlarda da bir iyileştirme. Bakın çok önemli, altını çiziyorum. Bir AK Parti CHP hükümetinde Alevilerin beklentilerini karşılayacak adımlar atmak daha mümkündür ve gereklidir. Türkiye bu alanda geç kaldı. Son bir cümle. Türkiye'de büyük bir kutuplaşma var farklı kesimler arasında. Yüksek bir tansiyon var siyaset ikliminden kaynaklanan. Bu kutuplaşmayı en aza indirmek için de bir fırsat yaratabilir. Yani bu senin mantık evliliği dediğin şey, AK Parti ve CHP formülü aslında gördüğün gibi beraberinde birçok avantajı getiriyor her iki parti ve Türkiye bakımından. Sana da sorayım yine. Şimdi bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhuriyet'in manşetinde Deniz'in az önce aktardığı yorumlarda vardı. Senin bir yorumun olur mu kısa Hakan? Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti, CHP, Cumhuriyet'in bugün manşetinde yer alan haber. Koalisyona zorluk çıkarmayacağım sinyali, anayasal sınırlarımda olacağım mesajı ve biraz daha CHP'ye gönderilen mesajları içeren yorumlar bugün yer almış. Böyle bir sinyal var mı? Biliyor musunuz? Cumhurbaşkanının hiçbir seçeneğe kapalı olmadığını düşünüyorum. Ve yani şöyle zaten bir, bunu açık ifade etti. Evet. Şöyle bir kanaat var kamuoyunda, böyle bir kanaat yerleşti daha doğrusu. Yani Cumhurbaşkanı koalisyon istemiyor. Mutlaka erken seçime götürmek istiyor Türkiye'yi. Oradan da AK Parti'nin daha çok oy alacağı gibi bir kanaati var. Gibi bir şey var. Ya da MHP çok öne çıkmıştı. Bence o kanattan. Değil. Bu doğru değil bence. Yani Cumhurbaşkanı'nın aklındaki seçeneklerden biri bu olabilir tabii. Yani herkesin aklında böyle bir seçenek var. Çünkü bu masada duran opsiyonlardan biri. Ama Cumhurbaşkanı bence koalisyon formüllerinden çalışabilir olanın denenmesinden yana. Çünkü bir an önce Türkiye adım atmazsa, bir hükümet kurmazsa siyasi belirsizlik beraberinde bir ekonomik fatura da getirir. Bunu herhalde Türkiye'de hiç kimse istemez diye düşünüyorum. Zaten Deniz dün muhtarlarla yaptığı iftarda da Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sonrası ortaya çıkan tabloyu, hükümet arayışlarını değerlendirdi. Tüm siyasi partilere bir an önce koalisyon kurulması gerektiği mesajını verdi. En kısa sürede hükümet kurulacak ya da seçime gidilecek. Kararı millet, yine son sözü millet söyleyecek dedi. Dolayısıyla bu sürecin izleneceğini biliyoruz. Deniz, meclis başkanı kim olur sorusunu sana da yönelteyim. Ekmelettin İhsanoğlu da güçlü bir isim. Üstelik muhalefetin ortak adayıydı, çatı adaydı. Dengirmir Mehmet Fırat HDP tarafından açıklandı. Deniz Baykal işte meclis başkanı adayı olmasıyla birlikte o koalisyon ihtimallerini de deminden itibaren konuşuyoruz. Şimdi AK Parti adayını açıklayacak. Kim olur ve bu meclis çalışmasını, önemli dosyaları nasıl etkiler? Evet. Şimdi bir kere bir uzlaşma sağlanmazsa aritmetik olarak normal düzleminde ilerlerse 4. tura 2 aday kalır. 2 en çok oy alan aday kalır. O da büyük ihtimalle 258 milletvekili olan AK Parti'nin adayıyla 132 milletvekili olan CHP'nin adayı. İşte o noktada eğer MHP ve HDP muhalefet kanadından bir meclis başkanı çıksın diye birleşirse 292 kişi meclise gidip CHP'nin adayı için oy kullanırsa Baykal seçilir. Yani bu normal koşullarda böyle bir tablo var. Ama tabii MHP'nin ve HDP'nin de Baykal'ı benimseyip desteklemesi şart. Aksi takdirde en çok oyu alan meclis başkanı seçileceği için 4. turda 258
oy alması muhtemel olan AK Parti'nin adayı meclis başkanı seçilir. Ama koalisyonla ilgili bir uzlaşma öncesinde belirirse üçüncü turda başka bir tablo ortaya çıkabilir. İlk iki turda beklemiyorum ben. 1 Temmuz'da belli olur. Netleşebilir. Anladım. Evet, ya yani 1 Temmuz'da eğer bir uzlaşma sağlanırsa 3 aşağı erken, 5 yukarı ben sonucu bekliyorum. Ama AK Parti'den gelen sinyaller de 4. tura kadar gideceğini gösteriyor. Burada Baykal'ın Bahçeli'yi ve Demirtaş'ı ve tabii onların milletvekillerini bu arada ikna etmesinde fayda var. Aksi takdirde AK Parti'nin çoğun, yani daha yüksek olması nedeniyle koltuk sayısı yarışamayabilir. Adayların partilerle teması oluyor mu? Tabii ki. Şimdi oluyor. Baykal MHP ve HDP adayları, HDP üyelerinin, milletvekillerinin desteğini almaya çalışacak. Onları ikna etmeye çalışacak. Nasıl bir meclis başkanı olacağını anlatarak ikna etmeye çalışacak. Tabii muhalefet cenahından bir meclis başkanı seçilmesi hani bir seçime gidilinceye kadar parlamentoda da dengenin %60'lık blok lehine olacağını gösteriyor. Çünkü başkanlık divanının tavrı, meclis başkanının kararları çok önemli. Yani bir fezlekenin, bir savcılıktan bir milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin bir savcılık müzakeresinin bile hangi yolu izleyeceğine biraz başkanın tavrı belirleyici olabiliyor. Onun için başkanlık öyle çok da hafife alınacak bir makam değil. Türkiye'nin en yüce demokrasinin en yüce kurumu olan parlamentonun başkanlığından söz ediyoruz. Cumhurbaşkanı olmadığı zaman onun yerine vekalet edecek olan isimden söz ediyoruz. Onun için öyle hiçbir parti hafife almayacaktır. Yani bir siyasi denklem kurulacaktır ve sonuç o siyasi denkleme göre ortaya çıkacaktır. Son tura iki adaya kalırsa da partilerle de Deniz Ebru şöyle, Deniz Baykal çok tabii deneyimli bir siyasetçi ve uzun yıllardır parlamentoda görev yapan, genel başkanlık yapmış bir kişi. Farklı partilerle de diyaloğu güçlü, farklı partilerin temsilcileriyle kulis yapacaktır. Yani hem kendisi için hem de partisinin bu görevi alabilmesi için belli bir başarı elde etme şansı da var. Çünkü bu burada nasıl yaklaşması gerektiğini iyi bilen bir isim. Yani evet. Milliyetçi Hareket Partisi'nde de, hatta Adalet ve Kalkınma Partisi'nde de güçlü iletişimi olan bir insan Deniz Bey. Yani Ekmelettin Bey de çok saygın bir profil. Türkiye'de ve dünyada itibar gören bir insan ama deneyimli bir şey değil, bir siyasetçi değil. Yani şey açısından bakıldığı bir şey de olabilir. Parlamento dinamikleri bakımından bakıldığı zaman. Şimdi Ebru biraz uçuk gelebilir ama bu Ankara'da konuşulan bir şey. Bugün Muharrem Sarıkaya da yazmış Habertürk'te. AK Parti şöyle bir taktik izleyebilir. Şimdi 258 milletvekili var. Evet. CHP'nin 132 milletvekili var. HDP'nin ve MHP'nin 80 milletvekili var. Yani CHP ile HDP ve MHP arasında 52 milletvekillik bir fark var. Şimdi AK Parti'de o 58 kişi, mesela 258'in 58'i 3. turda HDP'nin ya da MHP'nin adayına oy verir, aynı zamanda 200 kişi de kendi adayına oy verirse finale CHP dışında bir aday da çıkarabilirler. Yani ben biraz önce hani rutini söyledim. Hani 258 milletvekili AK Parti'nin var. Tamam. 132 milletvekili CHP'nin var. Evet. Dolayısıyla onlar normal koşullarda onlar çıkar dedim. Evet. Son tura. Tamam. Ama AK Parti eğer 58 milletvekiline siz 3. turda mesela Dengir Fırat'a verin oyunuzu derse, tablo ya da değil, Ekmelettin İhsanoğlu'na verin diye bir taktik izlerse, 4. tura Baykal değil de MHP'nin ya da HDP'nin adayı çıkabilir. Peki. Ve 4. turda da mesela MHP'liler diyelim Dengir Fırat'ı çıkardıklarını düşün. Hı. Yani 58 kişi Dengir Fırat'a verdi. 138 oyla HDP'nin adayı CHP'nin adayını geçti ve son tura Dengir Fırat'la AK Parti'nin adayı kaldı.
Evet. Şimdi burada MHP'liler Dengir Fırat'ı desteklemezler. Doğru. CHP'nin oyları da Dengir Fırat'ı taşımaya yetmez. Evet, haliyle de büyük bir taktik sayesinde olur. AK Parti bu taktik sayesinde AK Parti meclis başkanlığı koltuğunda kazanabilir. Yani böyle bir takım, ya yani siyasette çünkü acayip çözümü, siyaset zaten çözüm bulma yollarıdır. Bu çözümün ne kadar etik olup olmadığı tartışılır tabii. Ama sonuçta bir çözümdür, yasaldır, legaldir. Etik midir o tartışılır. Bu doğru ama diğer partiler de en azından böyle bir taktik uygulayabileceğini AK Parti'nin biliyorlar. Yani bu değil mi Deniz? Bilmiyorlarsa da şu anda. Aynen öyle. Ama yapacak çok da bir yani, şey yok. Deniz'in de söylediği acil taktik geliştirmek lazım. Çok manevra yapmaya. Ya bu biraz böyle şey gibi, yani satranca aslında benzetilebilir. Yani meclis başkanlığı seçimi, yani illa da bizim destekleyeceğimiz aday orada olsun diyorsanız orada çok farklı oyun planları. İşte önemli dosyalar, soruşturma komisyonlarının çalışması, Cumhurbaşkanlığı vekilliği, dolayısıyla bütün bunlar meclis başkanlığını çok önemli yapıyor diye anlattınız. O yüzden de bunları görebiliriz. Bu nedenle önemli. Dolayısıyla sonucu kestirmek biraz daha zor. Bu dönemde meclis başkanı... Evet. Yani her dönemde meclis başkanlığı görevi önemli ve saygın bir görev ama bu dönemde yani meclisin bu aritmetiğinde çok çok kritik bir görev üstlenecek meclis başkanı. Yani oturumların düzeninden yasama faaliyetlerinin yapılmasına kadar, çünkü öylesine kritik şeyler oluyor ki orada meclis başkanının bir inisiyatif kullanması gerekiyor. Bu inisiyatifi nasıl kullanacağı çok önemli. İsterseniz buradan RTÜK meselesini atlayalım. Bağlantılı bir konu Ebru. Peki. RTÜK üyelerini biliyorsun meclisteki partilerin oy oranına göre belirleniyor. Şimdi bugüne kadar 5 AK Partili, AK Parti'nin belirlediği 5 üye vardı. Diğer 3 partinin belirlediği 4 üye vardı. RTÜK'te çoğunluk, yani radyo televizyonun üst kurulundaki çoğunluk AK Parti'nin elindeydi. Başkan da AK Partiliydi. Hı. Şimdi 14 Temmuz'dan itibaren durum değişiyor. Muhalefetin üye sayısı 5'e çıkıyor. AK Parti'nin üye sayısı 4'e düşüyor. Hı. Şimdi ne olur mesela... Başkan seçiminde başkan da muhalefet cenahından biri çıkar. Öyle bir taktik izlemek istediler ki 14 Temmuz'u beklemeden mevcut başkan istifa etsin. Mevcut 5 AK Partili üyenin desteğiyle yeni başkan seçilsin ve o başkan 2 sene görev yapacağı için RTÜK'teki düzen 5'e 4 muhalefet lehine değiştiği halde başkan AK Parti'nin seçtiği üye olsun gibi bir arayışa girdiler. Bu yapılmak da üzereydi ama tabii RTÜK'ün diğer üyeleri biraz tepki gösterdi. Adeta ayaklandılar. Grup başkan vekilleri başbakanla görüştüler. Başbakan müdahale etti ve bunu engelledi. Yani aslında demokraside çoğunluğu ele geçirmek de bazen yetmiyor. Yani başbakan istememiş ama. Evet, başbakan karşı çıktığı için böyle Ahmet bir şey gerçekleşmemiş ama bir dahaki hafta çarşamba günü RTÜK başkanı istifa edebilir. Önünde bir engel yok ki. 14 Temmuz öncesi istifa etmemesini istemişti muhalefet. İstifa etmeyeceğim gibi bir açıklama var ama tabii dediğin her şey olabilir. İşte bunların hepsi demokraside çoğunluğu ele geçirmeniz her zaman yetmiyor. İşte bu tür oy, hani etik olup olmadığı tartışılacak yöntemlerle bu tür sonuçlar elde edilebiliyor. Yani tıpkı biraz önce anlattığım meclis başkanlığı seçimindeki taktik gibi. AK Parti üye kaybederken başkanlığı elinde tutmak istiyor. O yüzden başkan erken istifa etsin. Onun tabii yerine bir seçim yapılsın. Çoğunluk bizde kalsın gibi bir taktikti bu. Dinliyorum abi. Evet. Keşke RTÜK de bu siyasi baskıların dışında kalabilse, uzağında kalabilse. Kurul, yani üst kurulların kuruluş amacı çünkü çok önemli bir görevi yerine getirmekti. Bir düzenleme yapmaktı. Bir hakemlik görevi yerine getirmekti. Ama zaman içinde bu fonksiyonun dışına çıkıp farklı görevler üstlendiler. Ama siyasi partilerden daha siyasi davranıyorlar. Dolayısıyla RTÜK önemli bir kurum. Yani o nedenle aslında böyle bir mücadele var partiler arasında. Yani RTÜK'ün başkanı kim olacak? RTÜK'te en büyük hakimiyete kim sahip olacak? Çünkü doğrudan yani televizyon gibi çok önemli, radyo ve televizyon, özellikle televizyon gibi çok önemli bir mecra üzerinde bütünüyle en etkili kurum haline geldi. Yani RTÜK'den bir, yani aman RTÜK ne yapar, ne der
Çünkü şey çok olmadan, yüksek cezalar kesiyor çünkü. Çok yüksek cezalar kesiyor. Yani en yüksek cezaları yani kesen konulardan. Ama yani şunlara kesiyor mesela. İşte bir filmde, bir dizide kadın erkek el ele tutuştu. Bu bizim ahlaki değerlerimizle örtüşmez. Hele Ramazan ayında bunu gösteremezsiniz deyip ceza kararı alıyor mesela. Yani iş sadece bir siyasi partinin taraftarı olmak değil, daha ileri boyutlarda bir yaklaşımları söz konusu. Şimdi bakanlık sayısı mı artacak? Bir bakanlıkları düşürdük bu diye AK Parti'nin, övünmüştük bir dönem, hatırlıyorum. AK Parti'nin kulislerinde konuşulan bir şey bu. Eğer bakanlık sayısı 30'a çıkarsa, mesela AK Parti MHP koalisyonunda 20 bakanlık AK Parti'ye, 10 bakanlık MHP'ye verilir. Böylece AK Parti zaten şu anda 24 bakanlık var. 20 bakanlık yeni koalisyon döneminde de AK Parti'nin elinde olabilir. Ama bir fikir jimnastiği olarak görmek lazım bunu. Cumhurbaşkanının bu bakanlık meselesine nasıl yaklaşacağını 3 aşağı 5 yukarı ben tahmin edebiliyorum. Bizzat kendisinin kararıyla bakanlık sayısı azaltılmıştı. Evet. Artırılmasına da çok sıcak bakacağını zannetmiyorum. Ama yine de AK Parti içinde konuşulan, ciddi ciddi konuşulan ve koalisyon pazarlıklarında masaya konulması beklenen bir öneri bu. Bir örnek vermek gerekirse mesela şimdi Kültür ve Turizm Bakanlığı bir arada tek bir bakanlığın çatısı altında ayırmak mümkün olabilir. Yani ayrı bir kültür bakanlığı ayırabiliyorsun. Turizm aynen öyle. İcracı Çevre, bakan, şehircilik, evet. Orman, su. Daha önce ayrıydı zaten bazıları bu bakanlıkların. İcracı bakanlıkların sayısını da arttırmak değil mi belki? Evet, böyle bir yöntem Sanayi ticaret gibi. Üç dönem kurulda değişiyor mu Hakan? Fikir düzeyinde sadece. Üç dönem kurulda. Değişebilir. Yani bu konuda hem siyasi kulislerde hem de 3 dönem kuralına tüzük gereğince, AK Parti tüzüğü gereğince 3. dönem milletvekili adayı olamayan siyasetçilerin de bu yönde bir isteği var. Aşağı yukarı 70'e yakın, 60 dolayında milletvekilini, ki bunlar arasında çok önemli bakanlar vardı biliyorsunuz. Yani bu döneme kadar bazıları AK Parti'nin kurucu isimleri olan bakanlar bu kuraldan ötürü milletvekili olamadıkları için yeni dönemde parlamentoda yer alamadılar ve belki kabinede yer alamayacaklar. Ancak dışarıdan yani bir bakanlık yapabilmeleri mümkün olabilir. Teknik olarak mümkün ama yani kaç kişiyi böyle yapabilirsiniz? Bazı zorlukları olan bir şeydir. Kaldı ki şöyle de bir şey var. Yani bu dönem AK Parti'nin bir miktar güç ve oy kaybetmesinin faktörlerinden biri olarak da gösterildi. Yani tek başına değil ama böyle 7-8 faktörden biri olarak gösterildi. Yani söylemleriyle, yüzleriyle iyi tanınan bazı isimlerin aktif siyaset sahnesinde bulunmamasının bir dezavantaj yarattığı düşünülüyor. Dolayısıyla bir erken seçimde bu isimlerin önemli bir bölümü tekrar aday olursa Türkiye şaşırmasın. Çok vaktimiz yok. Ben de soracaktım. Gerçi önümüzdeki süreci zaten izliyoruz. Her gün de yapıyoruz ama bu seçim sonuçları başka kurumların görev dağılımını nasıl etkiler diye soruyor izleyicilerimiz. Çünkü bu kurumlar çok tartışıldı, bu kararlar çok tartışıldı. Direkt hani seçim sonuçlarının RTÜK gibi etkilediği bu sandalye sayısı çoğunluk anlamında kurumlar dersek Deniz. Ebru, parlamentonun üye atadığı kurumlara tek tek bakmak lazım. Yani üyeleri, evet, parlamento genel kurulunda seçilen kurumların birçoğu etkilenir ve parlamentoda birçok yere üye gönderiyor. Ama en belirgin şey tamamen milletvekili sayısına bağlanan RTÜK'te ortaya çıkıyor. Onun dışında çok sonuçları etkileyecek bir şey yok. Ama parlamentonun üye gönderdiği bütün kurumlarda kısa vadede değil ama uzun vadede bir takım sonuçlar doğurur. Peki şimdi eğer siyaset konusunda aktaracağınız bugünlük Ankara'dan bitti mi? Üç dönem kuralına dair bir şey söylemek ister misin? Ya da başka bir bilgi aktaracak mısınız? Geçeyim biraz da diğer gündem başlıklarına. Yok, şöyle bu kadar bir siyaset yeter. Çok siyasete boğduk ya. Meri hanımefendiyi konuşalım bence. Teo konuşalım diyorsun. Ah Meri, vah Meri. Bir soru yüzünden bekliyor öğrenciler. Meri, ben sabah gelmeden baktım böyle bir sanatçı var mı diye. Birkaç tane buldum ama ölmemişler daha. Sorudaki Meri ölmüş. Ölmeden önce yapılanları. Vatan Gazetesi'nin bugünkü bizim manşetini söylüyoruz. Ah Meri derken Teok'taki var. Soruyu söylüyor. Şöyle değil mi? Meri Sanders was a successful artist.
Before she died diyor, nokta nokta diyor. Evet. Dört tane madde var, onlardan birini seçip söyleyeceksin. Birisi gramer olarak doğru, birisi yani D seçeneği. Mantık ve çok, gramer, evet. She could draw many pictures. Ha, bu, ama bunun mantığı yok. She could draw many pictures. Yani kadın zaten sanatçı. Hani o nedenle de çocuklar yanılmış. Ebru, bizim Yağmur da bu sene girmişti sınava. Ne demiş bu soruyu? Ve yani bir öncekinde tam yapmıştı. Burada da sadece bu soruyu yanlış yapmış. Biz onunla tartıştık. Hangisi yani, olur diye. Gramer olarak ben de doğru gösterilen seçeneğin doğru olduğu kanaatindeyim ama bu D seçeneği, yani D seçeneğin kalıp olarak doğru ama mantık olarak saçma sapan bir şey. Onun ya bu gramere ve soruya da bakınca müthiş yani. İngilizce öğrettiğimizi düşündüm. Bir yandan da mutlu oldum yani. Bakar mısınız gramere? Yani bu kadar iyi öğretiyoruz demek ki. Şahane yani. Bayıldım. Müthiş bir eğitim sistemimiz var yani. Bu çok zor. Kolay bir soru değil o. Çok ciddi gramer yani. Birini tanıyorum. Full, bütün soruları full yapmış. Sadece bu soruyu yanlış yapmış. Bir sürü çocuk var. Bir sürü başarılı çocuk var. Onlar açısından bu sorunun iptal edilmesi şart bence. Yani gerçekten sıkıntılı bir soru. Galiba da bakanlık şey yapmış, soru iptal edilirse edilmezse diye iki ayrı sonuç açıklamış. Mahkeme kararına göre sonuçları duyuracakmış. Mahkeme ne zaman karar verir ki? Yarın falan açıklanır 26'sına mı? Kadar hallolması bekleniyor galiba. Milliyet gazetesinde Abbas Güçlü'nün yazısı var. Orada da Abbas yalnız birden fazla soruyla ilgili davalar açılmış olabilir diyor. Yani tek bu konu değil galiba anladığım kadarıyla. Ama en kritiği bu. En kritiği yani bu. Meri meselesi. Ah Meri bu. Çok itiraz edilen bu Meri. Ah Meri, vah Meri. Peki. Yalnız yani işin şakası bir tarafa, bu kadar insanı mağdur eden, öğrencileri mağdur eden ve bir belirsizlik yaratan tabii bir şey. Tabii şu anda yani birçok veli maalesef bu sınavlardan ötürü çok öğrencinin canı sıkıldı, ailenin canı sıkıldı. Şimdi birçok okul, özel okul TEOG sınavına göre burs veriyor. Evet, onlar da askıya aldılar. Evet, kayıtlar başlayacak yani. TEOG sonuçlarına bakıp evet. İşte %1'e girmişse şu kadar, işte hani %0.5'e girmişse şu kadar diye burs belirlemişler. Şimdi çocukların girip girmediği belli olmadığı için burs şeyi yapamıyorlar. Dolayısıyla evet, evet, da kayıt yapamıyorlar. Çok ciddi yani, bir mağduriyet yaratıyor. Çok ciddi bir sıkıntı ve bunu her seferinde de yaşıyoruz. Yani, maalesef. Ben bir veli olarak bu sefer içinde olduğum için daha fazla hissettim ama bu sürekli yaşanıyor böyle evet, bir şey. Yıllardır çözüm. Bakalım yerleştirmelerde ne sürprizlerle karşılaşacaklar sevgili öğrenciler ve veliler. Dışarıdan gelenler de vardı dün açıklanacak diye çocuklar. Ne zaman açıklanacağı da belli olmayınca zor tabii. Her sene de bu zorluğu maalesef yaşıyorlar. Paris çıldırmış, Amerika Fransa'yı dinlemiş. Şaşırmışlar mıdır acaba? Çok ilginç. Hala şaşırıyorlar mı? Cumhurbaşkanı. Fransa'nın son dönemdeki 3 önemli ismi Cumhurbaşkanı Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy ve François Hollande dinlenmiş durumda Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Hem de Büyükelçiliğin, yani iddialar doğruysa, üst katında bir düzenek kurulmuş. Çatır çatır Elize'de ne konuşuyorlarsa adamlar, karılarıyla, sevgilileri de dahil biliyorsun. Fransız Cumhurbaşkanlarının özel hayatları da çok renklidir Mitterrand'dan bu yana. Böyle bir renkli bir hayatları vardır. Fransa Berlusconi kadar olmasın. Onlar deşilmez, böyle bir adı konulmamış bir yok ama onlarınki biraz en daha farklı. En çok eğlenen Berlusconi'yi dinleyen olmuş. Berlusconi artık işi havuz partilerine falan götürmüştü. Bunlarınki biraz daha farklı. Yani Fransa'ya özgü bir durum var ve Fransa kamuoyunda bu şey oluyor. Pek yazılıp çizilmez. Yani bir adı konulmamış bir şeyi vardır bunun. Kabul görür. Ama diğer ülkelerden bir farkı var Fransa'nın. Yani o tabii işin magazin tarafı ama Fransa gibi önemli bir ülkenin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinden biri, nükleer güç, dünyanın en büyük silah satıcılarından biri, kritik teknolojiler var, dünyada etkili olmak istediği coğrafyalar var. Evet. Amerika'nın belli oranda da ciddi rakibi aslında, bakmayın NATO içinde ittifak, müttefik falan ama onlar yani biraz hikaye, çok ciddi rekabet var ülkeler arasında. Yani İngiltere bir Fransa bir İngiltere değil, Amerika ile ilişkileri bakımından ayrı bir duruşu olan bir ülke. O bakımdan çok can acıtıcı bir şey bu kadar dinlenmiş olmaları. Büyükelçilerini geri çağırdılar. Bu bizim Ermeni meselesinde büyükelçileri geri çağırmamıza benzer bir durum oldu. Protesto edildi Amerika.
Obama yönetimi de vallahi billahi biz 2013'ten beri dinlemiyoruz, dinlemeyeceğiz de diyor. Nitekim bu 2012'ye kadar olan bir dinleme sürecini kapsıyor. Berlusconi de eski eşine ayda 1.4 milyon euro ödeyecekmiş. 3 milyon euro istemiş ama mahkeme 1.5 milyon euro civarında bir nafakaya mahkum etmiş. Büyük para değil mi? 4 ayda yani. Ayda 1.4. Berlusconi'ye katlanmış bence. Az para mı diyorsun ya Deniz? Yani ben, sen de çok insafsızsın. 1.4 milyon euro verecek adam ya. Daha ne yapsın ya? Nedir ki yani? Bizim yani bir araba parası yani. 1.4 milyon euro mu diyorsun? Yok, o kadar pahalı diyeceğim. Yapma lütfen sen de. Hani biz de öyle ya, çerez parası falan diyoruz hani onun için. Ama yani Berlusconi'ye katlanmış kadın, o kadar yani bir karşılığı olsun. Bizim dün konuştuğumuz konuydu ama bu saraydaki iftar konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat açıklamaları var. Bize zenci Türk diyorlar, şeref duyarız, gurur duyarız diyor. Bir de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun İsrail Türkiye görüşmesi, Roma'da yapılan o görüşme var. Hiç görüşmeden nasıl bir uzlaşma sağlanabilir ki? Geçmişten beri uzmanlar düzeyinde iki ülke bir araya geliyor dedi. Görüşmeyi de bir anlamda doğrulamış oldu. Nasıl bir uzlaşma, uzlaşma yolunda bir görüşme konuşabilirsiniz? Tartışmalı iftar sofrası ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına değinebilirsiniz. Son sözlerinizi alacağım. Buyurun. Ebru, Cumhurbaşkanı'yla bu konuda aynı fikirde olduğumuzu dün itibariyle görmüş olman lazım. 240 ben, bin değilmiş. Evet, masa bin konusunda yani masa konusunda tamamen öyle düşünüyorum. Onu da dün söylemiştim. Evet. Yani bazı şeyleri abartmamak lazım. Bazı şeyleri çizgisinden çıkarmamak lazım. Sulandırmamak lazım. Evet, sarayda büyük bir maliyet hesabı var, büyük bir israftan bahsediyoruz vesaire ama yani tabak çanak işine, çatal bıçak işine indirgendiğinde de sulandırmaktan başka bir şey olmuyor. Zenci Türk meselesine gelince ötekileştirilmiş olan insanlar için kullanılan bir ifadedir bu, Zenci Türk. Ötekileştiren konumuna geçtikten sonra Zenci Türk olmaktan çıkılıyor memlekette. O da biraz zorlama mı oluyor diyorsun? Ötekileştirdiğiniz... Evet, yani ben artık 12 yıldır iktidarda olan ve bu kadar güçlenmiş bir ismin kendisine Zenci Türk yakıştırmasını doğru bulmuyorum. Çünkü artık ötekileştiren konumda gazetecileri, iş adamlarını, işte toplumun değişik kesimlerini seçim meydanlarında eleştirip hani marjinal gösterebilme kapasitesine sahip bir insan Sayın Cumhurbaşkanımız. Biraz abartılı buldum bu Zenci Türk benzetmesini. Evet, Türkiye'de Zenci Türkler var, evet, konum itibariyle. Ötekileştirilen insanlar var ama Cumhurbaşkanı değil. Hakan, reklam zamanı bir cümleyle istersen deyin İsrail görüşmesine mi, bu konuya mı? Ama lütfen bir cümle. Yani bu konuyla bir cümle değinemem. Daha uzun anlatırım bir programda daha sonra istersen. Yarın İstanbul'dayım, İstanbul'da anlatayım. İsrail görüşmesine değineyim. Bence önemli ve ben böyle bir görüşmenin olmasının doğru olduğunu düşünüyorum, destekliyorum. Çünkü Türkiye ve İsrail birbirleri aralarında ciddi görüş ayrılıkları olabilen iki ülkedir. Farklı bakabilirler dünya ve bölge meselelerine ama böylesine iki önemli bölge ülkesinin görüşmemesi, hatta diplomatik ilişki kurmaması, aralarındaki ilişkileri de bunca senedir normalleştirememeleri bir kayıp. Evet. Bence mutlaka iki ülkenin ortaklaşa yapabileceği, ortaklaşa adım atabileceği şeyler var. Üstelik birbirlerini eleştirdikleri noktalarda da yapıcı bir katkı sağlayabilirler. Ama bunu yapmanın yolu ilişki kurmaktır. Büyükelçileri tekrar Ankara ve Tel Aviv'e göndermektir. Evet. Süratle ben bu konunun çözüleceğini düşünüyorum. Artık seçim de belli oranda geride kaldığı için hükümetler bu konuda daha kolay adım atabilirler. Bitireceğiz. Bugüne ilişkin bir gündem daha var. Onu da söyleyelim. Bütün gündemi almış olun. Futbol Federasyonu'nun olağan seçimli genel kurulu bugün Ankara'da toplanıyor. Genel kurulda başkanlık için Demirören ve Haluk Ulusoy'un yarışması bekleniyor. Bugün genel kurul ve başkanlık seçimi de izlenecek diyelim. Araya gidelim. Biz parametreyi kapatıyoruz ama Kobani'deki gelişmeler de yeni yeni ayrıntılar gelmeye başladı. Bombalı saldırı ve IŞİD militanlarıyla çatışmalarda 12 kişinin öldüğü, en az 70 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Kobani gündemi ve diğer tüm gelişmeler birazdan 10 Haber bülteninde olacak. Yarın görüşmek üzere.